Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalıma değil, özür dilerim. Bir başka resmi, hepiniz hoş geldiniz. Ya YouTube'u çekerken gerçekten bir şeyler başarmış hissediyorsun. Yani zamanını ayırıyorsun, bir saat ya da bir buçuk saat, iki saat. Hani gerçekten bir iş yapmış gibi hissedebiliyorsun. Oyunculuk benim için ne bileyim daha güzel ya. Ama sosyal medyadan da YouTube'dan devam edeceğim tabii ki. En beğendiğim fenomen Tuğba Rones. Kalksana lan gibi mesajları aldım yani. Bağırdım çağırdım senin dedim yapacağız. Ben de bir inat var gittim bir dönmem. Ben sevdiğim insanı kıskanırım yani. Sevmediğim insanı niye kıskanayım ki? TikTok'ta o şarkı çıkarmıştı, onun yerine utanmıştım. Onu da ilk defa burada söyleyeyim. Kimsenin bilmediği bir şey var. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalıma değil, özür dilerim. Bir başka resmi, hepiniz hoş geldiniz. Bugün soru cevap videomuz var. Soru evet. Soracaksınız değil mi? Evet. Çok heyecanlandım şu an. Bugün Cihan Emre Erdoğan, Geoman konuğumuz. Cihan hoş geldin, hoş nasılsın? Bulduk. İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim geldiğin için. Geoman kimdir? Tanımayanlara biraz kendinden bahseder misin? Geoman kimdir? Geoman Adana'da doğup, 5 Ocak 98 tarihinde Adana'da doğup, 2 yaşında Adana'dan İstanbul'a gelen, 2 yaşından ilkokulu İstanbul'da okudum. Lisede okuldan atıldım zaten. Sonra Adana'ya geri gittim. Adana'dan geldim. Askere gittim. Askerden sonra zaten sosyal medya serüvenim başladı. Kaç yaşlarında başladı? Askerdeyken başlamıştım. Peki o sıçrama ne zaman yaşandı bir anda? O sıçrama bir tane Hintli vardı. Hardik diye bir çocuk vardı. Hindistan'da TikTok yasaklanmadan önce. Onun videolarını görüyordum yani. Hani nasıl yapılıyor, ne ediyor? O dönemler bir de can sıkıntısı. Askerden gelmişsin, işe gidip geliyorsun. Bunalımdaydım açıkçası. Dedim bir iki video çekeyim, şöyle yapayım falan. Sabah uyandım baktım 100 bin takipçim var lan dedim, ne oluyor? Şaşırdın mı yani, ne olacak, şaşırdım ne bitecek ya. Devamında? Yani hayatını buna göre mi artık şekillendirmeye başladın sosyal medya? Ona göre şekillendirmedim. Ben zaten 700 binken bile çalışıyordum, bir işte çalışıyordum. Hani ondan sonra işi bıraktım. Şimdi yani, sosyal medyadan sosyal kazanıyorsun medya. Hayatını. Peki YouTube nasıl gidiyor? YouTube çok güzel gidiyor. YouTube'da tepkiler çok iyi. Zaten bundan birkaç öncesine kadar şey demiştim işte, ben YouTube'çu olacağım diye bir espri konusu olmuştu. Ha, gerçekten de oldu. Nasıl oldu bilmiyorum ama güzel oldu. Sevenlerimiz var çok. Hangisi daha ağır basıyor? TikTok mu ağır basıyor? YouTube mu? Ya YouTube'u çekerken gerçekten bir şeyler başarmış hissediyorsun. Yani zamanını ayırıyorsun bir saat ya da bir buçuk saat, iki saat. Hani gerçekten bir iş yapmış gibi hissedebiliyorsun. TikTok da öyle değil ama yani. TikTok hemen üretilen ve tüketilen bir şey. Öyle de şimdi benim bir videoda mesela 3 saat sürdüğü için hadi babacığım bunu çıkar. 3 saat falan sürüyor. Gelecek hedeflerini sorsam neler yapmayı planlıyorsun? Sosyal medyadan mı ilerlemek istiyorsun? Oyunculukla da ilgilendiğini biliyorum. Şarkı da çıkardığını biliyorum. O yönlere biraz kayma olacak oyunculuk mı? Oyunculuk. Oyunculuğa şu sıralar bayağı sardım. Bunun için eğitimlere zaten görüşmeler yapıldı. Eğitime de başlayacağım. Oyunculuk benim için ne bileyim daha güzel ya. Ama sosyal medyadan da YouTube'dan devam edeceğim tabii ki. Ama seven kitleyi bırakmayacağım. Yani oyuncu olmak istiyorsun. İsterim. Gelecek hedeflerinden biri bu. Peki şu anda böyle baktığımızda bir hangi dizide hangi karakteri oynamak isterdin? Ya beni tam böyle şey serseri serbestlikler var ya, beni oraya bırakacaklar ya. Yani, Ezel'de falan sen olurdun aslında. Onları bir izlemedim hiç. Şimdi enlerine geçmek istiyorum. En beğendiğin fenomeni sorsam sana. En beğendiğim fenomen Tuğba Rones. Tuğba Rones. Neden? Ya yaptığı makyaj sadece 15 saat sürüyordur yani. O kızın emek var ve emeğe gerçekten saygı duyan bir insan. Hayatındaki en önemli insanı sorsa? Annem. Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum, mesaj neydi? Bir gün ben milletin kitlesi gibi değil, benim kitlem bir garip yani. Şöyle bir şey olmuştu. Sabah bir gün uyanmıştım. Sabah uyandığımda normalde ben sabah saat 10'a kadar günaydın storiesini atarım. Saat 12 miydi, 1 miydi ne, baktım mesajlar gelmeye başladı. Kalksana lan göt gibi mesajlar aldım yani. O bir garipsedim yani. Böyle diyemiyorsun lan, yapacaksan ne diyorsun ama. Çok cevap verir misin? Yok. Böyle mesajlara yok. Saygı duyuyorum. Herkesin görüşü saygı. En son ne oldu da delirecek kadar çok kızdın? Benim arkadaşım Tolga Canciğer, dostum, yol arkadaşım. O arkadaşımız işimiz varken oyunun başına oturmuştu. Ben de internet kablosunu çıkardım, bağırdım, çağırdım senin dedim yapacağız. Öyle bir gerginlik olmuştu. Yani disiplinlisin. Aynen. O zaman iş konusunda. Bu hayatta en olmazsa olmazın nedir? Ailem. Onlar burada mı yaşıyor? Buradalar. Onlar peki nasıl tepki veriyor senin sosyal medyada alıp yürümene? Onlar bana her konuda güvenir ya. Ben bugüne kadar hiç böyle güvenini boşa çıkartmadım annem babamın. Her şekilde zaten annem benim ya bildiğin sınıf arkadaşım gibi otururum, her şeyimi konuşurum eder ama baba öyle değildir. Yani daha mesafeli. Baba daha mesafelidir ama babam da benim çok samimidir.
Yani her zaman destekçilerime hiç kötü harika bir şey söylemediler. Ne karar aldı sana alakamdayım derler yani. Hı. En oluruna bıraktığın şey nedir bu hayatta? Oluruna bıraktığım şey hiç düşünmedim buna. Peki. Ya ben bir şeyi çok istediğimde yapmaya kadar zorluyorum yani. O olacak. Oluruna bırakmam diyorsun. Oluruna zorlarım. Bırakmam, ben istiyorsam oluyor ya. Vay. Öyle bir şey var. Tam teaserlık söz oldu. Peki hayatında en utandığın an? Şu olmuştu. Biz sinemaya gitmiştik. Hı-hı. Sinemada arkadaşlarla 3-4 kişiyiz böyle. Öndeki adamların kafasına su falan attı bizimkiler. Bir makaralı bir dönemler oluyordu. Tam serseri olduğum dönemlerde. Yani suyu fırlattılar falan. Adamlar herkesin içinde bize bağırınca böyle baktım. Bir de adam 2 metre çıktı, böyle durdum. Dedim abi ne desen haklısın abi. Peki en büyük çılgınlığın? Yamaç paraşütü. Ben Adanalıyım ya. Benim ne işim var havada? Yamaç paraşütü yapmıştım. Aynen, bir dönem bir YouTube videosu için. Hı hı. Orada bir adrenalin pompalandı baya. Peki yükseklik korkun falan yok, var yok mı? En büyük korkunu sorsam? Sevdiklerimi kaybetmek derim. Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi? Valizimi toplayıp gitmek. O da herkes yapmıştır ama sen de yapmışsındır, sen de yapmışsın. Onu herkes yapmıştır yani. Peki gidip bir daha dönmedin mi? Bende bir inat var, gittim mi dönmem. Oo. O şeyim var. Dönmedim bir daha. Peki. Yo, döndüm. Babam geldi zorla götürdüm herhalde. İki tokat attı, gel dedi oğlum buraya. Gittik. En çok ne için para harcarsın? En çok ne için para harcarım? Karnım, midem için ya. Midem için. Yemeğim için. Düşküyorsun ve bazen. Aynı zamanda videolara çok harcıyorum. Hmm. Yani %60'ı videoya gidiyordur. Peki iyi kazanıyor musun sosyal medya? Şey diyeceğim, Allah'a şükür ya. Çok şükür harcıyorum. İyi kazanıyorsun. Yani, kendini geçirebiliyorsun. Peki, bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur? En berbat? Ya kıskançlık da. Ama neden kıskançlık? Ben sevdiğim insanı kıskanırım yani. Sevmediğim insanı niye kıskanayım ki? Yani, öyle çıkarım. İlişkim varsa kıskançlık. Peki. En son kimin yerine çok utandın? En son kimin yerine çok utandım? Ben kimsenin yerine utanmadım ki. Bu soru öyle de. Vallahi kimsenin yerine utanmadım. Hani böyle görürsün, ya bu da ne yapmış ya deyip, ben senin yerine utandım. Şey ya. Bir şey olmadı mı? Neydi o? Dilşah Gülşah diye bir kız vardı TikTok'ta, o şarkı çıkarmıştı, onun yerine utanmıştım. Öyle bir şey olmuştu ya. Peki sen de şarkı çıkarıyorsun. O devamı gelecek mi? Gelecek. Şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da ilk defa burada söyleyeyim. Kimsenin bilmediği bir şey var. O da bir düet gelecek yakında. Bir şeyler güzel bir şey olacak. Kim? Onu da söyleyeyim. Bir, iki proje var. Üç proje var pardon. Hepsi biri düet mi? Biri düet. Biri toplu tarih. Ya farklı şeyler, onları açmayayım ben burada. En iyisi. Peki tarih belli mi? Tarih belli değil ama tarih yakın belli. Zamanda olacak. Tamamdır. Bir de şeyi soracağım. Hani böyle sosyal medya fenomenlerinin çoğu şarkı çıkarıyor ya. Hı-hı. Müzik piyasasından da böyle bir tepki olabiliyor bazen sosyal Hı-hı. medya fenomenlerine. Hani ekmeğimize göz mü koydunuz diyerek. Sen ne diyorsun bu duruma? Ya ben ekmeğe göz koyma olayı değil de bendeki kafa şurada. Ortada bir tane pasta var. Herkes diyor ki o benim olsun. Ya böyle işte kardeşim, herkes alsın bir şey. Kim ne alırsa yani. O olsa daha iyi olur ama tabii ki de saygım var. Ben asla mesela sanatçıyım demem. Benim yani YouTube'a şarkı çıkarmamın en büyük sebeplerinden biri YouTube'a içerik üretmek yani. Hı hı. O yüzden şarkı yapıyorum. Sen içerik gözüyle. Sanatçı değilim yani. Şarkıcı da değilim. Peki. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Diomen konuğumuzdu. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.